Evet sağlık zamanı tüm hızıyla devam ediyor efendim. Canlı yayınla TV 8.5 ekranlarındayız. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Burçin Demirel konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş Nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri sormalı. <laughs> Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Ameliyatsız radyo frekanslı genital estetik konuşacağız bugün. Evet. Evet dilerseniz genital e, gençleştirme nedir diye başlayalım. Hı <laughs> Genital gençleştirme son yıllarda hem ülkemizde hem tüm dünyada sıkça konuşulmaya başlanan bir konu oldu aslında. Bunun da nedeni son 10 yıl içerisinde hastaların bu konuda taleplerin son derece artması. Bu talepleri artınca da bu konuyla ilgili talebi karşılayacak tekniklerde de hem cerrahi hem cerrahi dışı tekniklerle de artış görüldü. Bu manada genital gençleştirme nedir diye bakacak olursak da doğa üzerimizde inanılmaz etkili. Biraz da insafsız yaşlanıyoruz kaçınılmaz olarak. Ee, genital bölgede bundan aynı şekilde etkileniyor. İşte doğumlar nedeniyle vajinal bölgede oluşan travmalar, genişleme ve gevşeklik e, oluşturabiliyor. Ya da menopoz nedeniyle e, oluşan hormon kaybı vajinal bölgede kuruluk meydana getirebiliyor. Yine dış genital bölgede e, deformiteler ortaya çıkabiliyor. Sarkmalar, cilt bozuklukları meydana gelebiliyor. İşte tüm bu değişiklikleri eski haline döndürebilmek ya da en azından kabul edilebilir bir hale getirmek için yaptığımız bir çeşit, bir dizi fonksiyonel ve estetik işlemede genital gençleştirme diyoruz. Peki hocam Peki. E, bunun e, birçok tedavi şekli yöntemi var. Hı hı. E, genelde son dönemde en çok kul kullanılan tedavi yöntemleri nedir? Hı hı. Bu konuda e, uzun zamandır birçok e, yöntem kullanıyoruz aslında. E, temel bazı yöntemler e, Klasik ya da geleneksel yöntemler işte kuruluk meydana geldiğinde kayganlaştırıcılar kullanabiliyoruz ya da hormon eksikliğinden neden olduğu için kuruluğa hormon geri verme tedavileri kullanabiliyoruz ya da klasik olarak kadın doğum hekimleri bizlerin yaptığı, Cerrahi ameliyatlar kullanılabiliyor. Vajinoplasti, perinoplasti gibi vajina daraltmada e, ya da dış genital bölge estetiğinde. E, ancak günümüzde teknolojinin de gelişmesine bağlı olarak enerji temelli e, cerrahi olmayan tedavi yöntemleri kullanılabiliyor. E, Artan bir eğilimle kullanılmaya başladı. Son derece etkili ve aynı zamanda da yan etkileri olmadığı için kullanılmaya başlandı. Ameliyatsız genital estetik yöntemleri diyoruz genellikle bunlara. Teknolojiyi de kullanıyoruz aslında evet, bu işi. Artık teknolojinin de kaçınılmaz içindeyiz. İşte radyo frekans enerjisi, lazer enerjisi bu konularda kullanılan bazı enerji modeliteleri. Evet biz genital gençleştirme olarak genel bir başlıkta anlattık aslında ama çok farklı problemlerden dolayı uygulanan cerrahiler aslında dediğiniz gibi artık ameliyatlı da oluyor ameliyatsız da oluyor. Birazcık detaylı anlatmak gerekirse genelde kimler hangi rahatsızlıktan dolayı size başvuruyorlar? <laughs> genital gençleştirmeyi niye ihtiyaç duyuyoruz? Önemli bir soru hasta neden bize geliyor? Evet. Ee, Örneğin vajinal gevşeklikten bahsedelim. Normal doğumlar sırasında bir genişleme ve gevşeme meydana geliyor. Aynı zamanda yaşlanmayla beraber dokuların elastikiyet kaybı oluşuyor. Buna bağlı olarak ortaya çıkan vajinal genişleme ve gevşeklik özellikle cinsel ilişki sırasında fiziksel hissin azalmasına neden oluyor. Bu fiziksel his azalması da doğal olarak e, cinsel uyarıda ve cinsel doyumda azalmalar meydana getirebiliyor. Bu e, gelişen cinsel fonksiyon değişiklikleri hastada özgüven kaybına, yaşam kalitesinde azalmaya, e, benlik saygısında azalmaya neden olabiliyor. Ve bu tabloların tamamı da anksiyete oluşturabiliyor, depresyon oluşturabiliyor. Hatta psikolojik problemleri de beraberinde getiriyor. getiriyor. Çünkü bir mutsuzluk hali yaratabiliyor. Hatta partner çift ilişkilerinde de sorunlara yol açabiliyor. Hasta bu gibi şikayetleriyle bize başvurabiliyor ya da menopoz döneminde kaçınılmaz olarak ki artık hayatın önemli bir uzun bölümü 30-35 sene ortalama Türk kadını yaşı 85 olduğu için menopoz döneminde geçiyor. Bu dönem içerisinde hormonlardaki azalmaya azalma hormonlardaki azalmalardan dolayı vajinada kuruluk meydana geliyor. Bu kurulukta kadına işte sık enfeksiyonların oluşması Rahatsızlık hissi, acıma batma gibi şikayetler oluşturabildiği gibi artık günümüzde biliyoruz ki yapılan çalışmalardan menopozdaki kadınların %50'si cinsel aktif, cinsel ilişki sırasında ağrı oluşturabiliyor. Dolayısıyla bu zaten menopozda kadınlığını kaybetme korkusu, endişesi olan kadına Artı bir yük daha kazandırmış oluyor. Bunların çözümü için yine hastalarımız bize başvurabiliyorlar genital gençleştirme amaçlı. Bir önemli sorun da yine doğurmuş kadınlarda, normal doğurmuş kadınlarda daha sık gördüğümüz idrar kaçırma şikayetleri. Dokunun gevşekliğinden kaynaklanan idrar yollarını, alt idrar yollarının desteğinin kaybolmasından kaynaklanan nedenlerle öksürme, hapşırma, ıkınma gibi durumlarda idrar kaçırma şikayetleri ortaya çıkıyor. Bunların tedavisinde de yine genital gençleştirme ya da vajinal bölge düzeltme operasyonları ya da ameliyat geniz, ameliyatsız genital estetik operasyonları son derece etkili. Peki evet. hocam ameliyat ameliyatsız yöntemler de var yani cerrahi operasyonların dışında ameliyatsız yöntemler de mevcut herhalde. Bununla ilgili ne gibi yöntemleriniz var? Neler uyguluyorsunuz? Ameliyatsız genital gençleştirme ya da e, vajinal daraltma ya da vajinal kuruluk için ıslaklığı arttırma tedavisi ya da e, idrar kaçırma tedavisi için genellikle enerji e, temelli teknikleri kullanıyoruz. Ben günlük pratiğimde radyo frekans enerjisinin e, uygulamasıyla bir e, tedavi uyguluyorum. E, radyo frekans 360 yöntemi diyoruz hatta buna. E, radyo frekans enerjisini e, uygun vajinal bölge için uygun e, uçlar yardımıyla işte 360 derece etki edebilecek genital bölgenin tüm duvarlarına etki edebilecek bir şekilde uyguluyoruz. Tüm vajinal kanalı 40-43 derecelere kadar ısıtıyoruz ve bu ısıtma sayesinde kolajen dokunun yeniden yapılmasını, kolajen liflerin artmasını, elastin liflerin artmasını sağlıyoruz. Kolajen doku ve elastin lifler bildiğiniz gibi sıkılık sağlayan, gençlik sağlayan bağ dokusu elemanları bunların artışını sağlıyoruz. Aynı zamanda o bölgede damarlanma artışını sağlıyoruz. Bu sayede de hem genital gençleştirme, hem vajinal daraltma, hem de cinsel uyarı artışı için katkıda bulunuyoruz. Ameliyatsız genital estetik yöntemlerinde temel iş radyo frekans enerjisini ya da lazer enerjisini, ama ben daha sıklıkla daha az yan etkili olduğu için radyo frekans enerjisini kullanıyorum. Genital bölgeye uygulayarak kollajen liflerin artışını sağlamak bu sayede de gençleşmeyi sağlamak. Evet. Peki her türlü pro problem için e, bu radyo frekans sistemini uygulayabiliyor muyuz yoksa belli e, problemler geçerli? 360 yöntemi dediğimiz bu yöntemde e, en çok kullandığımız e, tedavi süreci vajinal daraltma ve, e, ve idrar kaçırma, e, vajinal kuruluk tedavileri. E, vajinal daraltma şikayetlerinin neredeyse %80-85'inde etkili sonuçlar doğuruyor. Bu önemli bir e, oran e, çünkü bir ameliyatsız işlem. Ameliyatın getireceği yüklerde, yüklerden kaçınmak isteyen, riskleri almak istemeyen ya da tıbbi olarak ameliyat olmak istemeyen hastalar için ya da hormon tedavisi kullanmak istemeyen ya da yine tıbbi olarak hormon kullanamayan hastalar için oldukça etkili bir yöntem. Ve bu yöntemin önemli avantajlarından bir tanesi kolay uygulanabilir olması. Yani 8 dakika gibi çok kısa bir sürede vajinal kanala bu yöntem uygulanabiliyor ve daha ilk işlem sonrasında bile hasta %25'ler oranında başarılı sonuçlar bildiriyor. Yöntemi 3 defa, 3 seans şeklinde uyguluyoruz ve haftada bir olarak tekrar ediyoruz. Yani yaklaşık 2 hafta sonucunda işlem tamamlanmış oluyor ve bu Hedefimiz olan kollejen üretimini arttırmak olduğu için bu üretimi başlamasını uyardıktan yaklaşık 3-4 hafta sonra işlem fizyolojik olarak doğal süreçte tamamlandığı için de nihai etkiyi yaklaşık bir ay sonra elde etmiş oluyoruz. Başarı oranı yüksek bir Evet da hocam. bu konuda yapılan çalışmalarda görüyoruz ki ben de kendi hastalarımda e, görüyorum net olarak e, son derece etkili yani neredeyse %80-85'lerde kadında yaklaşık bir sene bir buçuk seneye kadar etkisini gördüğümüz bir e, gevşetlik nedeni, amacıyla yapıyorsak daraltma etkisini kuruluk amacıyla yapıyorsak ıslatma etkisini ya da idrar kaçırmayı %70'lere varan oranda e, tedavi ettiğini görüyoruz. Tabii ki e, bu bir geri dönüşümü de süreç çünkü yaşlanma devam ediyor. Yani. O yüzden e, bir, bir buçuk sene sonra tekrarlamak e, gerekebiliyor. E, ama etkili olduğunu e, hem yapılan çalışmalar, bu konu üzerindeki yapılan çalışmalar hem de günlük pratiğimizde biz uygulayan kadın doğum hekimleri evet. son derece iyi bir şekilde görüyoruz. Evet. Yani e, ameliyat e, cerrahisiyle e, yapılan durumdan daha hızlı bir iyileşme sürecine sahip oluyoruz dedik. Başarı oranını e, zaten e, yüksekliğini anlatmış olduk ama tekrarlama ihtimalini de söylüyoruz değil mi? E, e, şimdi ameliyatla yapılan tedavilerde tedavilere göre başarı e, göreceli bir e, cevap olur bizim için ne demek? Çünkü cerrahi olarak zaten mekanik olarak daraltmayı sağlarız yani bir e, geniş bir alanı. Hı hı. Bir parça evet. çıkarttığımız zaman kesin olarak daraltırız. Ama bu daraltmanın oluşturabileceği bazen sorunlar oluşabiliyor. E, i̇şlem sonrası oluşabilecek ağrılar, enfeksiyonlar, e, bazı uyarı kayıpları gibi fonksiyon bozuklukları meydana gelebiliyor. Bu riskler bazen hastalarımız için endişe verici olabiliyor. O yüzden ameliyatsız genital estetik yöntemleri daha çok tercih edilir duruma geldi son dönemde. Bu riskli olmasın. En azından bir zarar görmeyeyim ve etkinliğinde son derece yoğun olarak alayım. Tekrar etmemizin tekrarına ihtiyacın olmasının nedeni doğal sürecin devam etmesi. Yani yaşlanma aynı zamanda da ya da kolajen azalmaya devam edecek. Biz uyararak tekrar yaptırdık ama bir bir buçuk sene sonra bunun yeniden yapılma ihtiyacı doğabilir. Tekrar uygulanabilen bir şey. yöntem yani Tabii ki tekrar tekrarlanabilen bir yöntem çünkü zarar vermiyoruz. Biz Peki sadece bu sistemin Pardon. yan etkisi var mı hocam? Ee, görülen gördüğümüz ve yapılan çalışmalarda gösterilmiş herhangi bir yan etkisi yok. İşlem sırasında ağrı, acı, kanama gibi bir problem yaşanmıyor. Son derece konforlu olarak uygulanıyor. Lazer uygulamalarında olduğu gibi iç genital bölgeye hasar vermiyoruz. Yani delikler açmıyoruz ve bu sayede işlem sonrası herhangi bir peris, cinsel ilişki ertelemesi, bakım, antibiyotik kullanımı gibi bir durum oluşturmuyor. Hasta işlemini öyle arasında bile yaptırıp, işlemi yaptırdıktan sonra tüm hayatına cinsel ilişki dahil kaldığı yerden Güvenle devam ediyor ve etkisini hızla... Evet et işlem, sonrası sonrası e, durumu günleri birazcık anlatalım isterseniz. Evet. E, işlem sonrasında kişinin dikkat etmesi gereken şeyler var mıdır? Hı -hı. İşlem sonrasında herhangi bir şekilde dikkat edecek hiçbir şey yok. İşlemi yaptırıyor hasta. Genital bölge için daraltma operasyonundan bahsedelim. 8 dakika kadar sürdü. E, 10-15 dakikasını yani bize ayırdı işlemden bitti, kalktık, iyi günler dedik ve çıktı. Bundan sonrasında hiç ekstra yapması gereken bir antibiyotik kullanımı, ekstra bir bakım kullanması ya da dikkat etmesi gereken bazı tablolar hiçbir şey yok. Güvenle tüm hayatına devam ediyor. Bir hafta sonra yeni seansa geliyor. Üç, üçüncü haftada, üçüncü seanstan sonra da işlem tamamen bitmiş oluyor. Ve yaklaşık bir üç haftalık bir bekleme sürecinden sonra, dokunun kendi kendini onarma sürecinden sonra da nihai hedefe ulaşabiliyoruz. Burada önemli zaten avantajlarından bir tanesini konforlu bir uygulama olması. Evet, tabii ki aslında bütün tedaviler kişiden kişiye göre de değişir. Tabii ki, tercihi hangi hastanın neye ihtiyacı olduğunu biz kadın doğum hekimlerinin karar vermesi lazım. Hasta bize şikayetleriyle başvurdu. Onu değerlendirdik. Hem tıbbi şartlarını değerlendirdik. Hem mevcut hastalığını değerlendirdik. Hangi yöntemden, ameliyatlı yöntemlerden mi, ameliyatsız yöntemlerden mi fayda görecek onlara karar verdikten sonra da uygulamamızı yapıyoruz. Burada konu başlığı açısından ameliyatsız genital estetik yöntemlerini konuşuyoruz. Son derece etkili olduğu için konuşuyoruz. Ama başka ihtiyaçlar olabilir onu tıbbi olarak karar vermek lazım. Evet çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederiz hocam. Evet konumuz çok geniş. Ee, zaman yetmiyor tabii ki mutlaka tekrar bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Burçin Demiral konuğumuzdu. Genital gençleştirmeyi konuştuk, ameliyatsız cerrahiyi konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz tekrar ve bekliyoruz mutlaka.